Hocam şimdi mutlak zata kapı açılmaz. Yani herhangi bir şekilde... Mutlak zat perdesiz asla görülemez. Perde ardından görüyoruz. Evet, dolayısıyla mutlak zata ulaşım söz konusu ulaşım değildir. Söz konusu varlık değil. Olarak bizim ulaşması söz konusu değildir. Tevhid ehli. Tamam. Tevhid ehli olmaya çalışan salih diyelim. Mutlak zatı burada ötelemiş olmuyor. İkiliğe çıkmıyor bu kapı. Şimdi mutlak zat kendi kendini tenzih etmiş zaten. Allah nitelemelerinizden münezzehtir. Kendini tenzih ediyor zaten. Yani sen neyi düşünürsen düşün, neyi teşbih edersen et, onun ötesinde mutlak zat. Dolayısıyla Allah kendini tenzih, kendi tenzih ediyor, bizi bildiriyor bakın. Allah sizin nitelemelerinizden münezzehtir. O zaman yani bu, biz de onu bu manada tenzih edeceğiz. Mutlak zatı tenzih edeceğiz. Mutlak zatı. Bakın, hak olarak evet teşbih ediyoruz. Hak ismiyle idrak edeceğimiz zaman teşbihle ederiz. O zaman ben tevhid, yani birleme konusunda, birlemenin sınırı var buradan çıkıyor bana. Tevhidin sınırı var. Hı. Bu ruhiyetle sınırlı. O onun ötesinde tevhid edilmez mutlaksa. Zaten daha önceki sohbetlerimizde dedi ya, İbn Arabi Hazretleri, hakiki tevhid, mutlak tevhid Allah'ın kendi kendine tevhididir. Sen neyin tevhid edeceksin? Sen ne kadar tevhid edersen et, Allah'ı, ikilik var. Sen tevhid ediyorsun Allah'ı. Yani Allah'ı tevhid edileni, tevhid eden sensin. İkilik var. Diyorsun ki Allah tektir. Sen diyorsun ama. Demek varlık olarak sen varlığın kaldığı sürece Allah'ı istediğin kadar tevhid et. Bu mutlak tevhid değildir. Yine ikilik var. Senin tevhidindir bu. Sen Allah'ı tevhid ediyorsun. Mutlak tevhid bağlamından baktığımız zaman Allah sizin nitelemelerinizden münezzehtir. O zaman ancak Allah kendi kendine tevhid etmesi lazım. Yani varlık diye bahsedilen bir şey de kalmaması lazım ortada. İşte gerçek tevhid odur. Mutlak tevhid. O da mümkün değil. O onun kendi kendine tevhidi. Biz edemeyiz. Demek ki o zaman şu sonuç çıkıyor. Biz varlık olarak mutlak tevhidi hiçbir zaman edemeyiz. Çünkü varlığız. İkilikteyiz yani. Ve ebedi olarak cennet hayatında da gidildiğinde de bu ikilikten kurtuluş olmayacak ki kula. Kul gene kul olarak kendini görecek. Bir Allah var, bir de kul kendisi var. Her ne kadar bütün mevcudatı tevhid etse de, birlese de gerçek mutlak tevhide eremeyecek ki. Bak ne diyoruz? Kendi hakikatimiz hak diyoruz. Değil mi? Ama bunun yanında bir de bakın bu mutlak tevhid neden mümkün olmuyor? Bütün mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suretler dedik ya. Biz şimdi ilmi suretler olarak tevhid ediyoruz. Yani Allah'ın ilmindeki ilmi suretin tevhidi. Yani varlığa çıkan her şey Allah'ın tecellileri diye tecelliyoruz orada. Evet. Yani Allah'tan gelmiş diye bir tek bir yerden gelmiş. Tamam. Diye buna biz tevhid diyoruz. Tamam ama bunu biz bir birim olarak, bir birey olarak, bir mazhar olarak tevhid yaptığımız için mutlak tevhid olmuyor bu. Eyvallah. Yani varlık sahasında biz birlemiş oluyoruz. Tabii. Oysa hani zat mertebesine zaten hiçbir şekilde giremiyoruz. Yani kendimize varlık atfediyoruz. Yani şimdi bu bizim Allah'ı tevhid etmemiz, yani verdiğimiz örnekteki gibi hayal kurduğumuzda kafamızdaki Ayşe teyzenin bizi tevhid etmesi gibi bir şey oluyor yani. Birlemesi gibi oluyor. Teşbih yapıyorum burada. Şimdi Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, hayalimizdeki Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin bizi birlemesi mi hakikattir? Yoksa benim kendi kendimi birlemem mi hakikattir? Tabii ki benim kendi kendimi birlemem. İşte mutlak tevhidden kastım o. Ayşe teyze benim hayalimde. Yani ilmimdeki, hayalimdeki bir şeyin birlemesi bu. Şimdi, bu teşbih. Anlayalım konuyu. Teşbih etmiş oluyoruz. İyi anlayalım. Yanlışa düşmeyelim. Hocam o zaman hani yeri gelmişken tekrar sorayım. Yani yanlış anlaşılmasın. Mutlak tevhid yok. Mutlak tevhidi biz yapamayız. Kul olarak yapılmaz. Tamam tevhid o zaman ne kadar tevhid yapalım? Tevhid işte Allah'ın, sadece Allah'ın var olduğunu bilmekle birlikte bizim de hakikati itibariyle haktan olduğumuzu, bizi yaratan Allah olduğunu, onun ilmindeki ilmi suret olduğunu bilmemizle bir tevhid etmiş oluyoruz işte. Bizim tevhidimiz bu. Derecesi yok yani hocam. Hayır. Sınırlı tevhid. Bu kişinin idrakiyle alakalı. Allah'ı bilmedeki dereceye göre tevhidin de derecesi olur. Yani falanca kişi onluk tevhid yapmış olur. Falanca kişi 20'lik yapar. Falancası 30'luk yapar. Buradaki Allah'ı bilmeye, ilimdeki derinliğe göre
Tevhid derecelenir tabii ki. Ama buna tevhid denilir mi? Tabii ki tevhid denilir. Ama derecelenmesi var. Bir de bakın fütühatta tekrar söylüyoruz. Rabbani Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 36 farklı ayetteki tevhidle 36 mertebe tevhidi anlatıyor. 36 farklı mertebede tevhid var. Allah'a.